توی این ویدیو من دوباره سه تا سوال از سرخا بپرسیم ببینیم نظرتش این چیه. اولین سوال اینه که اگه به کنسولگری کشوری حمله بشه آیا حق پاسخ دادن به اون حمله رو داره یا نداره؟ دومین سوال اینه که اگه این حق رو داره چرا آمریکا، ایتالیا و انگلیس این حرکت رو محکوم میکنه؟ سومین سوال اینه که اگه به کنسولگری ترکیه توی نقاط مختلف جهان حمله بشه چه واکنشی نشون میدن؟ پس آخر ویدیو همراه من باشید که این سوالات رو بپرسید. همونطور که قول دادم توی ویدیو قبلی نفرات کمی مصاحبه کردم، ولی توی این ویدیو میخوام تلافی اون ویدیو رو در بیارم و کلی مصاحبه جالب واسهتون بگیرم. پس آخر ویدیو همراه من باشید که سوالا رو بشنوید. بیل کن کنسولوسونو saldırı düzen deseler o tepki verebilir mi? Saldırabilir mi? Kanka saldırım olmaz. Devlet büyüklerinin her an bir an önce kendileri bir araya gelip güzel bir karar verip, ama şöyle bir şey var hani. Nasıl bir zarar vermek? Bilerek mi yoksa yanlışlıkla olan bir şey mi? Yok, bilerek. Bilerek varsa can alan can öder. Öyle biliriz biz. Hı. Bir de biliyorsun bizim Orta Doğu'nun adamı, Türkler, İranlar falan hep böyle bir Azerbaycan böyle bir kardeş gibidir. Aynı Anadolu, aynı topraklarda büyüdüğümüz için. Şimdi yani bizim en küçük bir kardeşimize bile bizi bir şey yaptığı zaman biz hemen canlanırız. Yani orada olaya müdahale etmeye çalışırız. Ama burada tabii İsrail'in yaptığı çok yanlış. Tamam. Yani çünkü insanları öldürdü orada masum. Hı. Susuz yere. Yani evet. Bunun cezası olması lazım ama nasıl verilir bilmiyorum. Onu işte devlet büyüklerinin yapması lazım. Bir ülkenin eğer konsolosluğuna saldırı yapıyorsa o kendini korumak zorundadır. Evet. O ülkedeki o konsolosluk onun toprağıdır çünkü. Hangi ülke olursa olsun. Onun için kendini müdafaa etmek kesinlikle kendi haklıdır yani bu konuda. Saldırı cevap verme hakkı doğar. Evet. Var tabii ki. Var mı sence? Var. Şöyle düşün. Şimdi sen bir evin var, çocuğun var, çocuğun var. Karşı komşun geliyor senin evine çoluğuna gitti. Çocuğuna. Değil mi? Ne yaparsın? Tepki veririm zaten. Onu anasını buraya biple. İdari olarak bence vermeli. Hani ülkesini temsil ediyor o sonuçta. Tabii ki de vermeli. Ama yapıcı olarak vermeli. İran gibi füze atıp boş alana düşürmemeli. Bence haklı. Tabii ki tepki verecek. Çünkü tepki vermezse sürekli aynı şeyler olur. Halk rahat durmaz bu sefer. Bir sürü tartışmalara neden olur. Ya tabii ki vardır. Ama bu tepkiler bizce samimi olmalı. Yani bir tepki verdiğimizde onun arkası gelmeli. Şu an biz Müslümanlar olarak ayrılmış durumdayız. Çok ayrılmış durumdayız. Evet. Bizi eziyorlar. Biz Yahudilerin, Hristiyanların himayesi altındayız. Açık açık söylüyorum. Tabii ki de ülkenin konsolosluğuna saldırılıyorsa bu bir savaş ilanıdır abi. Ve ülke kendini koruması lazım abi. Koruması için ne yapması lazım? Karşı tarafa saldırması lazım. İran'ın yaptığını ben doğru buluyorum. İran'ın arkasındayım abi. İran bir yanlış yapmadı. Şimdi Amerika, İtalya ve İngiltere diyorlar ki İran yanlış bir şey yaptı. Ya onlar hiçbir şey yapamaz. Putin de diyor ki mesela en küçük tepki İran'a verecek karşıya ben de İran'ın yanında olacağını söylüyor. Bu tarafa dokunursa Türkiye de yanında olacak, Azerbaycan da yanında olacak. Bu sefer ne olacak? Batı ile Doğu arasında büyük bir savaş çıkacak. Bunu da kimse istemez kanka. Şimdilik sadece öyle bir söylenti var ama ilerleyen zamanlarda sakinleşecek, tatlıya bağlayacaklarını düşünüyorum. Ama İsrail yaptığı yanlış yani. İran burada çok haklı yani. Bir kimseye durduk yere saldıramazsın. Saldırırsan da bunun cezasını farklı bir şekilde ödemek zorundasın. Yani Amerika falan da böyle destek veremez. Onlar sadece laf. Geriden böyle hani. İsrail'i gaza getiriyorlar. En sonunda zaten İsrail'i yok ettirecekler. Amaçlar o İsrail topraklarını Amerika alacak. Yoksa koskoca İran'ın topraklarını alabilir mi? Bir tane İranlı kalsa 1000 tane Amerikalı yemeder. Bunlar İsrail yanlısı olduğu için onu kınıyorlar. Haklı oldukları için değil. Tamamen İsrail. Yoksa haklı oldukları için değil. Çünkü o hatanın içinde onlar da vardır. Aslında. Suçlulardandır. Aha. Suçluları destekliyordur. Anasını senin. Bir şey söyleyeyim mi? Müslüman ülke diyorlar. Onu diyorlar, bunu diyorlar. Hava sahasını açanlar var. Değil mi? Evet. Müslüman. Arabistan İran'a karşı çıkıyor. O diyor karşı çıkıyor. Oğlum deli misiniz? Bir orada bir Müslüman ülke katledildi. Katledildi. Şimdi Amerika'nın peşinde götünü yalıyorlar. Yapmasınlar kardeşim. Bu kadar basit. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. O yüzden bence doğru yaptı. Ya aslında kınıyorlar şöyle. Saydığın ülkeler Müslümanları sevmeyen bir ülke olduğu için kınamakla kalırlar. Başka yaptığı hiçbir problem yok yani onların.
Tabii ki haklılar. Haklılar mı? Haklılar. Diyorlar İran yanlış bir şey yaptı. Yanlış yaptı, saldırdı, tepki verdi. Hayır. Yok. O zaman haklı değiller. O zaman biz tası tarağı toplayalım. Böyle her yeri Amerika İsrail'e bırakalım. Fırat'tan Nil'e kadar. Her yer şeyin olsun, istediklerini yapsınlar. Onu istiyorlar zaten. Evet. Kendi Mezopotamyalarını kuracaklar efendim. Ben hala dediğim gibi beklentim Müslüman liderden bir tepkidir. Yani benim bir birleşme çağrısıdır. Onlar zamanında çok sömürgecilik yaptılar. Hala da sömürmeye devam ediyorlar. Kendi kafalarına göre bir düzen kurmuşlar. Bütün bankalar onun elinde. Ama ben Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin yaptığını yanlış düşünüyorum abi. Yanlış buluyorum. Eğer Türkiye konsolosluğuna böyle bir saldırı düzenlenseler nasıl tepki verir? İşte bunda işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi şöyle olurdu. Büyük ihtimalle hani, bunu daha farklı böyle hani, uluslararası bütün hani, ülkelerin belki 5-6 ülke toplanıp bir karar verirlerdi. Ama hani saldıracağını düşünmüyorum. Ama maddi manevi onlara çok büyük bir cezalar keseceğini düşünüyorum. Ama eğer ki savaş açmak için böyle bir şey yapıyorsa zaten Türkiye'de çok büyük karşılığını verir diye bekleriz yani. Biz, çünkü biz ayaklanırız. Çünkü halk yürür gider oraya bu sefer. Durduramazlar. Bu sefer yani devlet başkanları da halkı durduramaz. Halk ayaklandığı zaman devrim çıkar. Devrimde biliyorsun savaşın en kazanılmış halidir. Devrim varsa bir yerde hayat var demek, mücadele var demek, kazanmak var demek. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Diplomasiyle alakam yok ya. Bunlar resmeli insanların işi. Kendi yorumunuz. Biz sıradan bir halkız. Yani İsrail'de haklı yönleri vardır. Haklı yönleri nasıl vardır? Çünkü Filistinler kendi topraklarını satmışlar. Şimdi geri istiyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Ama İran'a saldırdı. Konsolosluğuna saldırdı. İran'ın konsolosluğuna saldırması tabii ki kötü ama onlar da yaptığı hatanın farkındalar. Ateşkes ilan ettiler. Bir türlü orta yolu buldular yani. Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden bir tanesi İran zaten. İran'a da kimse kolay kolay kafa tutacağını sanmıyorum ben. İsmail Şah dönemlerinden belli mücadele veren, savaş veren bir halk. Bir tarafı Şii, bir tarafı Sünni olmasına rağmen kardeşçe yaşayan bir ülke. Yani İran çok büyük bir ülke. Yani kimse kolay kolay zarar vereceğini düşünemiyorum. Bir de nükleer olarak da çok büyük güçleri var. Türkiye kat kat fazlasını vermesi lazım. Hangi ülke olursa olsun benim görüşüm kat kat fazlasını vermesi lazım. Bunlara ders vermek lazım. Zaten ders vermediği için dünyadaki bütün ülkeler bunlar böyle kendi lerini hem haklı gösteriyorlar hem de istedikleri gibi oynuyorlar. Aslında bunlara bir dur demek lazım. Nasıl olur, ne eder? Tabii o konuyu bizi yönetenler daha iyi bilir ama dur demek lazım. Zaten dur demedikleri için de bugün Filistin'de, Gazze'de görüyorsunuz, yaptıklarını görüyorsunuz. Tamamen insanlık dışı çocuklara, kadınlara, mazlumlara, eli silahsızlara yaptıklarını kesinlikle kabul edemeyiz. Ne Türkiye olarak ne dünya olarak ama maalesef kendilerini haklı göstermek için bütün yani şeyleri kullanıyorlar ama kesinlikle haklı değiller. Kesinlikle suçlulardır. Kesinlikle bunların da yargılanması lazım. Yani bilmiyorum İran kadar cesur olmayabilir. Ama yine de biz Türkler olarak, Türk halkı olarak hani İran'ın İsrail'e saldırabileceğine de inanmıyoruz. Ben şahsi bir şey söyleyeyim. Tepki versin. Tabii ki vereceğiz. Kimse konsolosluk nedir biliyor musun? Senin mahremin. Veriyor zaten hani dışişleri olsun. Gerek Cumhurbaşkanı olsun. Zaten gerekeni yapıyorlar. Gerekli açıklamalar. Valla nasıl tepki verir? Bunu daha önce yaşadık. Şöyle yaşadık. Konsolosluğa biri giriyor. Konsolosluktan ne bedeni bulunabiliyor ne de bir cansız bir şeyi bulunabiliyor. Bunu yapan kim? Arap emirlikleri. Adamlar ajanlarını gönderdi. Adamı içerideki gazeteciydi zannedersem o. Kaşıkçı. Bulabildiler mi? Yok. Bulamadılar. Demek ki yapılabiliyormuş. Yani Türkiye tepki verdi mi o zaman? Vermedi. Birini rehin aldı gibi gözüktü. O ara dolarla tehdit edildi. Şu anda kim kime dumduma bir ülkedeyiz yani. Bence dünyadayız. Bence Türkiye gayet sert bir tepki verir. Çünkü Türkiye onlara papuç bırakmaz. Yani bir kere diplomatik olarak daha güçlü bir cevap veririz tabii. Fakat buradan halk olarak yapabileceğimiz çok da bir şey olmaz. Ama tabii birleşiriz, sokaklara çıkarız yine. Devletten ne bekliyorsunuz? Tabii mesela? Devletten doğal olarak beklentimiz saldırı yapan ülkeye hem ticarette olsun hem diplomasi olarak olsun tepki göstermesidir.
ki bizim devletimiz bunu yapacak güçtedir şu an. Biz bunu biliyoruz. Böyle bir şey gelse abi, millet olarak sokağa çıkarız abi 15 Temmuz gibi. Kimse bizi yıkamaz abi. Eğer ki bizim konsolosluğumuza saldırırlarsa ben hem reis olarak hem de millet olarak kesinlikle karşılık vereceğimizi düşünüyorum abi. Biz Türkiye kardeş olarak İran'ın her zaman yanındayız. Tamam, siz de söyleyin. Benim düşüncem, bence İsrail'den İran başkanı kanka. Bunlar bir oyun, Türkiye'ye böyle sızmak için yapılan bir yani güveş. Bence o yani güven kazanmak için milletçe dünyada. Ben de bir şey diyeceğim. İran'ın tarihine bakarsanız kimlerle savaştığını aslında bu anlaşılır. Hep Müslümanlarla savaşıyor. Yani maalesef baktığında bu böyle. Yani o yüzden Müslüman ülkeler buna inanmıyor. Yani okey, Türkiye yapamıyor belli ki. İran da yapamıyor ama İran yapmak da istemiyor gibi duruyor. Yani hani aynı safta gibi duruyorlar. Müslümanın başındaki adam Yahudi zaten, Müslüman kılıklı Yahudi. Ama bunu görmeleri lazım halkın. Aynen, halk için konuşmuyoruz. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. حتما نظر خودتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید.